28 Temmuz 2024. Bugün de rotamda Urla var. Şu an Urla'nın meşhur karantina adasının önündeyim. Biraz sonra Urla merkez, Urla sahil, neler var neler yok gezmeye başlayacağım. Her tarafa baktığımızda şöyle oraya da hemen geçiyorum. İnşallah sağlamdır. Şöyle yine denize çıkan bir iskele. Arka taraftan deniz suyu geliyor. Hala rüzgarlardan. Çıktım. İskele bayağı güzel. Biraz daha güçsüz bir iskele var. Kayıklar ve ileride Urla'nın kum plajı görünüyor. Bu tarafa baktığımızda Çatalkaya. Hatta İzmir'deki binalar bile kameradan seçilmez ama gözle seçebiliyorum. Karantina adasının girişi de burası. Gördüğünüz gibi kapalı. Şimdi de Urla'nın iskele bölgesindeyim. Urla'lı kahraman polis Ali Fehmi Efendi'nin heykelinin oradan başlıyorum. Heykelin yanından baktığımda karantina adasının arkadaki sarı binaları görebiliyorum. Bugün de rüzgarlı bir güneyden geldik. İki fıçı bira, çıtır tavuk 450 lira. Urla denince akla ilk gelen isim Tanju Okan. Burada heykeli de var. İskele Caddesi. Biraz içeriye yürüyünce pazara da denk geldim. Orada yiyeceğim. Ege'yi aldım. Yani yiyeceğim.
Can götürmek zorundayım. Şimdi de bir antik kent arkeolojik kazı kısmına geldim. Klazomenai kenti. Burada bilgilendirici tabelalar var. Sanırım şu alan kazı alanı. Çevirmişler. Yine bu kısımda da var. Şimdi şuradaki binanın içine gireceğim. Şimdi de iskele tarafını bıraktım. Urla merkeze geldim. Arabayı biraz yukarılara park ettiğim için çarşı kısmına doğru yürüyorum. Burası Urla'nın meydanı. Burada da Urla'nın belediyesi var. Biraz da şöyle ara sokaklara giriyorum. Bu sokakta eski Urla evleri var. ...1980'lerden görüntü gibi. Bu Anadolu'nun daha sonraki kasası. Çok enteresan ya. Şöyle bir sokak. Çevre yolu tabelası var.
Arabalar duvara çarpmaktan bir sürü iz yapmış burada. Yani bu yol çevre yoluna çıkıyormuş. Biraz da bu caddeden iniyorum aşağıya doğru. Engin ağlar. Esas hareketlilik bu sokaktaymış. Burası Sanat Sokağı. Buradan başlıyor. Ben diğer tarafından başladığım için burada sonlandırıyorum.